koyayım sikerim ya. Anlatamıyorum bir şey anlattığım zaman aklım hep. Neyse. Ya yok anlatmayacağım anlatmayacağım. Sonra ego diyorlar bilmem ne diyorlar. Asam bozu girip anabacı düz gidiyorum millete. Sonra bu sefer de bunu da götü kalktı millete sövüyor falan diyorlar. amına koyayım sonu yok bunun. Ya anlatayım tamam hadi anlatacağım. Bir gün asker böyle artık 30-35 kilo da vermişim. Jilet gibiyim. O gezici olduğum için hafif böyle pis sakalım çıkıyor arada bir. Komutan çok karışmıyor yani. Çünkü komutan beni görmüyor daha doğrusu. Ben yatıyorum, kalkıyorum, yatıyorum, kalkıyorum. Ego diyen sikerim seni bak çocuk. <laughs> yakalı lan ben siktim seni. Hadi ben anlamayacağım. Sen espri yapıyorsun hissettim. Sonuna bir kap koy lan. Daha anlatmadan ego yazmaya başladı benim. <laughs> Oğlum kanser olmayın ya. Tam sapçatı al. Sapçatı al. Al al sapçatı al. Dur. Kurtulacağım ben. Bak. Ha basit. Hadi bakayım. Hadi sapçı al Oh. Alın lan. Ee. Ya siktir git lan. Ya amcıklar. <laughs> Valla. Ya anlatmıyorum ya. İbnesiniz siz ibnesiniz. Ulan eskiden ben sablarıma güvenirdim ya. Açın tamam sabçı taşabilirsiniz. İbnesiniz siz. Tamam geçiyorum. Geçiyorum herkes yazabilir. Çok adi adamlarsınız lan. Sırf. Sırf var ya. Abonesiniz diye sövmüyorum ha. <laughs> Oğlum pleblerim var ya şu an böyle şey plebler. Oo aldım mı falan yapıyorlar şu an. Neyse minibüse bindim. Sol en arkada oturuyorum. Bir tane kız yaz bana bakıyor ama kitlendi. Nide'nin yerlisi. Bakıyor 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 bakıyor. Ulan ben de şimdi ayıp olmasın hani işi vardır bir şey vardır bir bakmıyorum etmiyorum hani böyle zaten askerim. E, zaten askerim nasıl bir cevapsa asker olan bakamıyor gibi oldu. Abi böyle bir 5 dakika 10 dakika işte nide bordan nideye doğru gidiyoruz. Kız böyle pardon dedi. Efendim dedim. Siz dedi Türk müsünüz dedi. Dedim Türk'üm yani askerim hatta. Ben dedi küçüklüğümden beri buradayım. Sizin gibi bir asker hiç görmedim dedi. Böyle. Ne anlamda söylüyorsun dedim ya. Yani, ne anlamda böyle bir şey söylüyorsun. Bir garip hissettim sizi görünce dedi. Ben dedim ha yarra yedik. Herhalde saldıracak bana bir şey yapacak yani. Neyse öyle bir anı yani anlatabiliyor muyum? Beğenmiş beni anlatıyor. Böyle insanlardı güzel insanlardı yani. O yüzden başka da zaten görmedim çok insan. Dürümcü'ye gidiyorduk dürümcü 5 lira. İnternet kafemiz sabitti. Bir de internet kafenin altında harika bir menemenci vardı. Abi 10 liraya menemen yapıyor herif kavurmalı. Sınırsız taze ekmek sınırsız zeytin. İnanılmaz şey bir yer. Böyle küçücük bir yer. Göt göte oturuyorsun camlar bu oluyor leş gibi böyle. <laughs> Abi bir menemen yapıyor adam. Öf ama adamı giderken sarılıp öpüyordum böyle. Net yemeğimi orada yerdim. Çünkü çok da para harcamak istemiyorsun orada. Tamam lan sikerim yeter ego ego. Eee. bak oturduğu yeri görüyor musun abi? Benim az önceki şapkaya oturdu abi içine. Sıçıyor belki de şu an haberim yok. Çünkü duruş o duruş yani. Şşş, rahat mı orası? Bence de. <laughs> Ondan sonra zaten çarşı izlerimiz böyleydi. Yürürdük, gezerdik. Askerler birbirini hep tanırdı zaten, selamlaşırdı. E, dürüm, niye de dürüm çok ucuz. Üf, et dürüm yiyorduk abi. Böyle sağlam içi malzeme dolu 5 liraydı. inanılmaz. Vav TV donate oku lütfen demiş. Evet 1 lira yollamış. İyi yayınlar ilk bağışım demiş. Canımsın kardeşim. Teşekkür ederim. Mevzular bunlar. Çarşı ya abi şuna bak ya. Ama yani baksana şuna ya. Ne güzel yaptı lan oraya. Yok lan eşek eti falan değil. Gayet güzel restoranlarda ya. Bayağı güzel restoranlarda yani. Dürüm yemişsin Ego. Onun dışında ne yapıyorduk? İşte dediğim gibi internet kafeye gidiyorduk. O ben oynatıyordum. Millet genelde Karı kıza bakıyordu da ben lol mol atıyordum. Hiç kız arkadaşımla konuşuyordum webcam'den. Öyle başka hiçbir şey yoktu. Bir de öz e gidip sıçıyordum abi. Bütün hikaye bu. Öz sütle Mado'ya gidip sıçıyordu. Kaka yapmaya gidiyordu. Evet. Ha? Abi seni subay olunca hatırlayacağım hep. Onun da zorluğunu yaşadım mesela ben. Teğmen vardı bir çocuk benden belki 6-7 yaş küçük o, o, da üniversite mezunu ama ben kısa dönem yapmışım o rütbeli olarak girmiş. Biraz egoist bir çocuktu o ya bak onu bir gün inşallah real hayatta görürüm ha. E, e, oğlum eşek eti de eşek eti vallahi gömdük kardeşim 5 ay boyunca hiç yani affı yok. Duşu nasıl çözelim taktik ver. Abi o, o bak benim yaptığım şey legal bir şey değildir. Muhtemelen anlatamam yani. Duşu çözün işte. Haftada bir sıçmıyordum. Normal olarak sıçıyordum da. E, işte sonra oğlum kadınlar işte anahtarı duruyor oğlum. Klozet buldum kendime. E, tamam şu an anlatmayayım ama. Arada anlatmış olabilirim. Krozet buldum. Az son 3 ayım falan krozette geçti. Yani tuvalet aşama. Ondan öncesinde hep şeye sıçıyorduk. Alaturka mıydı? Çirkin değilim. Orta düzey bir yakışıklığım var ama kızlar... Oğlum siktir et kızıya İlişkiler yayınını sonra yaparız. Jocuzy nasıl buluruz? Ya askerlik dediğim gibi sizin şeyinizle ilgili, yırtıklığınızla alakalı bir şey. Ne kadar piç olduğunuzla, ne kadar yırtık, ne kadar zeki olduğunuzla alakalı bir şey yani. Bu arada o kim? No, 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 no. Bakayım kim bunlar? E, Gregor McGregor TR1'le abone olmuş. Üstüne Burak seven Prime 7, Prime abone olup TR1'le de Buffy pool aramıza gelmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kesinize bereket. Cansınız. Piç olan o öyle olmuyor. Piçlik. Abi piçlik var. Piçlik var şimdi. Komik piçsindir. Böyle tatlı tatlı şeyler yapıyorsundur. Eğlendiriyorsun insanları. O ayrı bir piçlik. Bir de kötü niyetli piçler var. Onlar zaten tıkanıyor bir yerde. Oğlum yırtık olacaksın tabii. Bunu manipüle etmekle bilgisi yok ki. Yani her, hayatın her noktasında yırtık olun. İyi komik biçim yazmış biri. Uyur gezer olmaz mı? Oğlum ya ben şimdi bakın anlatamadığım şeyler var. O yüzden çok farklı şeyler yaşanıyordu. Anlatmak istemiyorum. Anlat suçtur muhtemelen bunlar. O yüzden detaya girmiyorum ama uyur gezer de vardı. Komutanın odasının kapısını kırıp giren de vardı. <laughs> yani neler vardı neler. Çadır çadır dikenler kamyonu deviren çok. Sürekli biri kamyon deviriyor inneye inneye devirenler vardı. Zaten bir tanesini anlatmıştım. Ranza'dan kendisi önce siki çıkıyor diye. Abi daha yayında Papers Please oyna tamam. Laptop Bir aslan evladı sablık hediye eder mi yırtık asımda askerim? Neyse ya yani şimdiden askere gideceklere hayırlı uğurlu dertsiz tasasız eğlenceli ama bir o kadar da zor. Bir o kadar da zor demek zorundayım. O zorlu yaşamanız lazım. Bir askerlik diliyorum. Şu an galiba asker, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerlere kamerası olmayan telefonlar serbest değil mi arkadaşlar? Ha götürürsün laptopu koğuşta. CS'i atarsın. Değil mi? E tamam abi süper o zaman. Yani manitanızla, kız arkadaşınızla, ailenizle, ananızla, babanızla konuşabilirsiniz rahat rahat. Bizde yoktu mesela. Bir tane ankesörlü telefonu çeviriyorduk aramızda yani. Para yüklüyorduk içine konuşuyorduk. Allah'ım inşallah Karadeniz'e giderim. Yok bu yayını ben böyle güldürmek için, eğlendirmek için, aa yarılın diye yapmadım arkadaşlar. Çok şu geçen askerlik o komik anıları anlatınca millet bana şeyden Instagram'dan da çok mesaj atmışlar. Hani abi ben askere gideceğim. Bir bizi rahatlatsana, bir anılarını anlatsana falan diye eee böyle A'dan Z'ye ben A'dan Z'yi anlatamadım şu anda. Milyonlarca anım var. Baksana şu defterin yarısına gelemedik daha. O yüzden böyle bir yayın yapmak istedim. O yüzden o yüzden diye diye valla kendi, kendime sinirleniyorum ha. Ekmek arası yumurta çikolata yemişim bak diyeti bozduğum gün acıkmışım. 125. günümde ekmeği yarmışım abi arasına yumurta koyup çikolata sürmüşüm. Böyle bir şey niye yapar lan bir insan? Bak silah çayacı arada kalmak. Silahlara full bakım. Tolga ispik. Tolga ispiklemiş bir şeyi. <laughs> Seyit komando Allah kar Aa coşkun silahlık da ya. O coşkun silahlık da ya. Ben bunu hatırlamıyorum. Coşkun'un silahlığa çekip dövmüşüz galiba. <laughs> Bilmiyorum hatırlamıyorum ama. <laughs> Ay tarçınlı pilav daha kötüydü oğlum o yumurtalı çık